Herkese nereden merhaba? Kuzey Galler. Kuzey Galler'den. Galler'deyiz de kuzeyine doğru gidiyoruz şu anda. Biz dün İngiltere'den Galler'e geldik arkadaşlar. Evet. Cardiff diye bir şehir vardı, orayı gezdik. Burası küçük bir ülke. Aslında Birleşik Krallık'taki 4 ülkeden bir tanesi. Biz dedik Londra'ya kadar gelmişken buraya uğrayalım. Bath diye bir yere gittik. Oradan sonra da Galler'e geçtik. Bizi burada bir abi gezdiriyor. Az sonra kendisini de göstereceğim. Bu videoda size işte Galler'deki özellikle doğal güzellikleri göstereceğiz. Çünkü burası hep yağmurlu. Gördüğünüz üzere. Sürekli boyuna yağmur yağıyor. Gözün ortası yağmur ve soğuk. Buz baksana, montlarla geziyoruz. Gerçekten ve soğuk. 300 gün yağmur yağıyormuş burada. 300 gün. İşte şimdi kuzeye doğru çıkacağız. Güneyde Cardiff'i gezerken pek keyif almadık. Yani küçük bir şehir. Ben çok bir şey anlamadım. O yüzden şimdi kuzeydeki o Snowdonia diye bir bölge var. Asıl orayı görmek istiyoruz. Biz zaten onun için geldik buraya. İnşallah size gittiğim her yeri göstermeye çalışacağım. Kim geldi? Berber, ustalarımdan. Serdar abi geldi. Merhaba. Kanalıma hoş geldin. Hoş bulduk. Serdar abi, sen de hoş geldin Denizciğim. Serdar abinin kanalı yok. Bu arada şakasına söylüyorum. Kendisi York'ta yaşıyor. Sağ olsun Fethiye'li o da. Ya Deniz, buralara kadar gelmişsin. Seni gel gezdireyim dedi. Bizi İngiltere'den aldı. Şimdi Galler'i gezdiriyor. Evet. Birlikte böyle geze geze York'a kadar gideceğiz. Böyle bir kafe şeydeyiz. Benzin istasyonundayız. Bunun tanesi kaç para abi ya? 2.30'muş bak. Burada da pound geçiyor bu arada. Şimdi böyle bir sandviç alacağım. Bunun da fiyatı 2.99'muş. Şurada da kahvemizi aldı. Emrah kaç dolar? 2.35 mi? 2.35. Kaç paraya patlıyor yani bugün kahvaltımız? TL olarak düşünme Emrah. 50 lira oğlum, sus işte. Yani normalde 5-5.5 pound'a falan. Abi, kahvaltıya başlıyoruz. Benim kazancım. Şu an bu ülkede Galler'de de pound geçiyor para birimi olarak. Aynı yani, bir fark yok. Sadece demişler ki hadi bu topraklar senin olsun. Aradan da Galler diyelim. Ha, dili falan da farklı. Anlat. Keltler onlar. Başka bir dilleri var ama her yerde aynı zamanda İngilizce de kullanılıyor. Bu arada bu Serdar abinin arabası. 1.40 penny. Yani yaklaşık 10 lira. 10 lira falan. 1 litre benzin. Garson bir saat çalıştığında kaç litre benzin alıyor? Yani sıkıntı. Burada minimum ücretler bu arada İngiltere'de falan da burada da benzer diye hatırlıyorum. Yani 8.5 saatli pound. Şu anda o güneyden yola çıktık, kuzeye doğru gidiyoruz ve her yer yemyeşil. Bir yemyeşil. İngilizce aksanı. Şeye kaydım. Karadeniz aksanına kaydım. Yemyeşil uşağım. Yemyeşil böyle doğal parklar var. Bizim gideceğimiz en büyük park Snowdonia dedikleri bir park ama sürekli yağmur yağıyor. Allah'tan şoförümüz sağlam. 300 gün yağmur yağdığı için bize de şu an denk geldi yani o yağmurlar ve aylardan Haziran olmasına rağmen bakın böyle montlarla duruyoruz. Bakalım hakkımızda hayırlısı. Biz hala yollardayız. Yaklaşık olarak 3.5 saat sürdü. Cardiff'ten ülkenin kuzeyine geldiğimiz, zaten bu ülke biraz çok küçük olduğu için hemen hızlıca size bilgiler de vereyim. Bizim buraya gelmemizin en büyük nedeni bu doğa parkını görmek. Çok büyük bir park var orada. Bir de küçük bir bölge var, şehir var. Kasaba gibi. Oraya da göstereceğim size. Ülkede zaten 3 milyon kişi yaşıyor topu topu ve 1746 yılından beri İngiltere'de, yani İngiltere olarak söylüyorum, United Kingdom değil. İngiltere'deki bütün kurallar burada da geçerli. İç işlerinde bu adamlar kendileri karar veriyorlar ama dış işlerinde tüm kararı İngiltere veriyor. Yani onların aslında Galler tamamen İngiltere'ye bağlı. Keza İskoçya ve Kuzey İrlanda'da ama İskoçya'nın kültürü daha böyle fazlaymış. Hani burası biraz İngiltere gibi değil mi abi? Yani burası küçük İngiltere ya. Biz çok bir farkını görmedik. İskoçya'da bambaşka bir şey olacak. Kültür olacak diye tahmin ediyorum. Bir de burada çok böyle aşırı görecek bir şey yok. Mesela başkenti Cardiff dün gittiğimiz yerde. Fiyatlar hemen hemen İngiltere ile aynı ya. Pound geçiyor zaten. Ama yemyeşil. Yani inanılmaz bir koyun sürüleri var yollarda. Ben olabildikçe size yol manzaralarını da göstermeye çalışıyorum ama şey kötü. Sürekli yağmur yağdığı için net görünmüyor kamerada. Umarım hani kurguda güzel bir şeyler çıkar. You got to let it go.
Şimdi Serdar abiyle konuşurken şey diyor, enteresan şeyler konuşmaya başladık işte. Şurada bir durduk bir yerde. Diyor ki 2500 pound cezası var diyor eğer çöpünü atarsan. Abi 2500 pound ceza ne demek? Çöpünü atarsan bizi de aynısı olması lazım. Bir enteresan daha olay söyledi. Evinin çimini, yani arka bahçendeki çimi, bir kaç santimde bir belirlenen bir, yani belli bir uzunluk var. O uzunluğa kadar kesmezsen, yani onu aşarsa 1000 pound cezası varmış. Mektup gönderiyorlarmış işte çimini kes diye. Ya sana da benim çimimden diyemiyorsun. 1000 pound ceza ödüyorsun. Şu anda rastgele bir yerde durup yolda bir pub'da yemek yiyeceğiz Serdar aynen abiyle. Arkada Emrah da var, zorla geldi. Şimdi yemek yiyeceğiz, hem de menüyü falan gösteririm size. Galler'deki yol üstünde herhangi bir yer işte. Koşun. Hoş geldiniz Emrah. Merhaba. Ne yiyeceğiz bugün? Menümüzde ne var? Fish and chips. Ev gibi bir yere geldik. Yalnız var ya, şansımıza bu kadar olur, çok güzel bir yere geldik yani. Yemek de çok güzel kokuyor, böyle tarihi bir bina gibi bir yer zaten. Şimdi yemekler gelince yemekleri gösteririm size. Bakalım kaç para ödeyeceğiz. Efendim zaten İngiltere'ye geldiğinizde yiyeceğiniz iki tane yemek var. Et, balık, bir de tavuk genelde. Biz şimdi böyle restorana geldik. Brigand's Inn diye restoranın ismi. Burada ben bir morina balığı yiyeceğim. Onun fiyatı 11,5 poundmuş. Normal mesela etler falan var, böyle steakler falan 24,5 pound. Şimdi buralar biraz pahalıymış. Yol üstünde de bir yer bulduğumuz için. Çok fazla restoran da yoktu. O yüzden muhtemelen pahalıdır birazcık da. Şimdi böyle balık geldi bakın. Şöyle bir balık. Yani aslında bildiğin balık işte, yani bir olayı da yok da. Bu daha uygun. 12-13 pound bir şey. Diğerlerine göre daha uygundu. Yol üstündeki birçok yer olmadığı için. Yani restoran olarak bir tek buraya bulduk. Etler metler falan mesela 25 pound. Bu balık 11 pound falan. Çok güzel de. Ağlıyorum şu an. Yok yok, çok güzel aslında da. Limon suyu geldi gözüme. Bildiğim balık. Dışını da işte şeyle koymuşlar. Ne diyeyim size? Bunun dışındaki ne abi tam olarak? Yağda kızartınca mı oluyor bu? Soslu bir de. Böyle bir şey işte. Ah gözünü sevdim. Fethi'deki balığı değişmem hiçbir şeye de. Yine de öldürmüyor. Evet, şimdi güzel bir yemeğimiz yedikten sonra yola devam ediyoruz. Artık zaten Snowdonia o parkın içine gelmiş sayılırız. Burası bir milli park gibi düşünün yani, işte böyle. Doğanın içerisinde kayboluyorsunuz. Bir de burada küçük bir köy gibi bir yer var, kasaba gibi. Oraya doğru gidiyoruz şimdi. Ya zaten Galler'in bence en önemli şeyi bu arabayla bu parkları gezmek, dolaşmak. Ve çok keyifli yani, harika yerlerden geçtik ya. Yol manzaraları muhteşemdi. Evet, mikrofonu çıkarttım arkadaşlar. Çünkü şey, ıslanırsa duyamazsınız. O yüzden idare edin lütfen. Şu anda Port Merion'a geldik. Buraya niye geldik? Az sonra göstereceğim size. Şu anda Port Merion diye bir yere geldik. Burası arkadaşlar bakın. Bu kadar büyük bir yer. Şu ormanın içerisinde yapmışlar. Devasa bir alana kurulu. Burası da böyle nehrin mi diyeyim, denizin bir kenarında böyle bir şey, sahili var. Böyle zamanında bir mimar yapmış. Canı sıkılıyormuş adamın. Tek tek böyle evler yapmış. Sonra turistik bir yer olmuş. Yani öyle şey değil. Ticari bir amaçla açılmamış. Tek seferde yapılmamış. Zamanla değil mi? Yıllar geçtikten sonra. Ben de internette okumuştum. Mimarca. Ne kadar abi? İngiliz mimarisiyle değil. Değişik. He. Ülkelerin mimarisi. Disney. Disneyland gibi. Çok meşhur bu arada Galler'de. Şeyde de görmüştüm. Tanıtımlarda da görmüştüm yani. Denk geldi buraya gelmemiz. Ama yine hava her zamanki gibi gündük güneştik. Bak. Hep böyle hava. Bu arada bakın. Şu evlerde falan yukarıdakilerde kalabiliyor musunuz? Yani burası bir otel gibi aynı zamanda. Şu an inanılmaz yağmur bastırdı. Biz yağmurun dinmesini bekliyoruz. Bir de buraya giriş 10 pound mıydı? 10. Kişi başı. 10 pound. Yağmurun çarpı içinde. 7,5. 7,5 da çarpılmasa bedava da. Çarpınca pahalı. Yoksa değer gayet mi? Uygun yani. Değer. Galler de aynı, bu ara aynı fiyatlar. Hani İngiltere gibi. Marketlerde falan işte biralar 1 pound. Etler 2-3 pound. Değil mi?
Hadi var. Böyle bar bir şeyde restoranda yemek 10 pound. Yani aynı fiyatlar. Muhtemelen burada hatta kira da daha ucuz. Londra'ya, Mondra'ya göre. Çünkü burada iş imkanı burada iş yokmuş yani. Burada çok bir şey üretilmiyormuş. Cardiff. Cardiff işte. Dün gittiğimiz şehirde. Bu da başkenti. İstihdam yok ya. Çalışan yok ya. İnsan yok. Burada endüstri çok gelişmemiş. Hep koyunlar var, hayvanlar var. Hayvan da ucuz zaten. Burası böyle yapay bir şehir işte. Yani restoranlar, restoranlar var bak arkada. Hediyelik eşyalar var. Turistik bir yer zaten. Siyasi turistler falan geliyormuş. Aynı zamanda bunun arka tarafında da o hep arabayla geçtiğimiz doğal parklar var. Göller var, köyler var, kasabalar var. Şimdi tren var. Tren kaça kadardı? 4.30'a kadar. 4.30'a kadar trenle yukarıya falan çıkartıyor seni. Ormanın içine gezdiriyor. Biz son seferini bitirmiştik. Çünkü biz çok şanslı insanlarız. Ya artık var Murphy kanunu. Lanet olsun. Yaşıyoruz resmen. Hep böyle ya. Hep yağmura denk geliyoruz. Neyse. Yapacak bir şey yok. Güzel ama. Galler'e gelmekteki en büyük amacımız zaten bu road trip yaparaktan. Road trip yaparak bu köyleri, doğal parklarını görmekti. Ama çok park var zaten. İngiltere'de de çok park var. Burada da. Artık böyle şehir falan görmek istememiştik. Allah'tan imdadımıza York'tan gelip bizi alan Serdar abi geldi. Ben kendisinin telefon numaranı mı bırakayım altına aşağıya açıklamaya. Kendisinin telefon numarasını aşağıya bırakacağım açıklamaya. Hani olur da York'a morka falan gelirseniz ki York Londra'dan sonra en büyük ikinci şehir. 10 milyon falan turist geliyormuş ya. İnanılmaz bir rakam. Bu gallerde de yapılacak en güzel şey böyle koyunları moyunları izleyerek köyleri arabayla gezmek zaten. Yani böyle bir galleri göstermeye çalıştım ben size. Umarım beğenmişsinizdir. Biz şimdi York'a doğru gidiyoruz. York'ta bir hostelde kalacağız. Daha yerimizi bile ayarlamadık. Belki bir otelde kalırız bilmiyorum. Fiyatlara bağlı çünkü bugün cuma, kalabalık olabilir. Yağmur geçebilirsek inşallah York'ta gezimize devam edeceğiz. Canavarı yeniden dolduruyoruz. Şu an Shell galiba burası. Shell'e geldik. Dedim ki arkamda ya dedim tuvaletinizi kullanabilir miyim dedim. İşte şuraya bir şey çekmişler. Kimse giremiyor falan. Tuvaletimiz yok dedi. Çoğu yerde tuvalet olmayabiliyormuş ya. Var ya hizmet sektöründe hani hep Cem Yılmaz der ya. Türkiye'ye hiç kimse bir ülke geçemez tokatlar diye. Bizdeki hizmet sektörü net söylüyorum hiçbir yerde yok ya. Yani yemeğinden, otelinden, bilmem neyinden. Biz o konuda çok iyiyiz ya çok yani. Öyle bir övmek istedim ülkeyi. Bu arada dilimde yara çıktı. O yüzden konuşurken biraz peltek konuşuyorum. Sanırım dengesiz beslenmekten. Böyle yurt dışına gittim ve illa bir hastalık bulurum. Şu anda York diye bir şehre geldik. Ben de buradayım. Geçen gecenin saat 5'i. Kimse yok. Odamızı bulmaya çalışıyoruz. Buraya gecelik 55 pound verdik. Çok pahalı. Var ya bu gezmek işi iyi güzel dışarıdan çok güzel görünüyor size de. Fakat aç kalacağım. Öyle değil. Herkes uyuyor. Muhteşem bir şehire geldik. Biz buraya 55 pound verdik ama helal hoş olsun. Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda York şehrine geldik biz. Dün akşam bir yerde uyuduk. Orası çok pahalıydı. Son dakika bulduğumuz için. Şimdi böyle bir hostele geldik işte. İngiltere'den başlayan gezimizde galleri gösterip Galler'in doğasını göstermeye çalıştım. Çok bir şey yok yani. Bana sorarsanız Galler'e öyle kesinlikle gidin demem. Sen der misin Emre? Galler'e yok. Cardiff'te hiçbir şey yok. Cardiff'te hiçbir şey yok ama road trip seviyorsanız yani böyle arabaya binip gezmeyi seviyorsanız bence o Cardiff'ten yukarıya kadar bizim yaptığımız Snowdonia rotasını yapabilirsiniz. Köyler, doğa, kuzular falan efsane keyifli bir rota aslında ama yolları çok güzel değil. Tek geliş tek geliş ve pound her şey ortada. Yani fiyatlar hemen hemen zaten aynıydı. Biz de şu anda York'a geldik. Bugün biraz York'ta dinleneceğiz. Yani York'ta çok gösterecek bir şey yok. Bir günlük bir şehir. Buraya dinlenmeye geldik. Serdar abinin peşine düşüp. Belki size bir başka video yapıp market fiyatlarını gösterebilirim. Soğuk, rüzgarlı ve pound geçiyor. Pound olunca daha soğuk oluyor. Ama biz marketten hani önceki bölümlerde göstermiştik. Marketten diyoruz. Restorandan da bir dengelemeye çalışıyoruz onu. Ama şu an günlük 40-50 pound falan harcıyoruz. Fena değil. İnsanlar çok iyi. İnsanlar süper.
artık bu videoyu kapatıyorum. Bir sonrakinde de artık kuzeye doğru giderken ne yaşayacaksak onu video olarak muhtemelen haftaya izliyor olursunuz. Dediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala da aşağıdaki linklerden abone olup özellikle Instagram hesabımdan takip etmenizi öneririm. Çünkü orada anlık paylaşımlar yapıyorum. Herkese İngiltere'nin York şehrinden selamlar.